İsteme görüntüleri de var. Onları bir ekranlara getirelim lütfen. İstediği dakikalar sesli mi video arkadaşlar? Tamam, izleyelim lütfen. Ev sahibi halkına bize davrandıkları güzel yüzden dolayı hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize evlerini açtılar, kapımızı açtınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Öyle isterdi ki rahmetli kayınbabam olsaydı. Allah'ın mekanı söylemesin. Kardeşime, o benim kardeşimdir. Öncülük yapmak istiyorum. İnşallah büyük, güzel, mutlu bir yuva kurmaları için kendimize öncülük yapmak istiyorum. İki genç birbirine anlaşmışlar. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Nihan'ı, oğlumuz Kami istiyoruz. Birbirini beğenmişsen Allah beğenir. Allah'ın tamamını yaratır inşallah. Allah'ın hayırlı olur inşallah. Tamam, mümkün olur olsun. Hayırlı olsun inşallah. Şimdi böyle Allah'ın emriyle seni istediler Nihan. Evet. O gün peki dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yok, herhangi bir şey çekmedi. Annesi durmadı, o da gidip geliyordu. Dayı yine aklıma geldi. Öyle mi? Ha, birileriyle mi geçti? Erkekler oturdu o da, o anda benim şekerim kaldı. Ben diğer odaya geçti, bana bir şeyler getirdi. Verdim hele masada, yemeğini bitirmedi. Baktım erkekler içine tekrar gitti. Göz şey yaptı, istemeye başladı. Yani bilmiyorum, zaten eve girmeleriyle istemeleri bir saat. Girmeleriyle istemeleri bir saat. Yani yüzük takmaları, ondan sonra çıkmaları bir böyle saat sadece. Kaçıyorlar. Resmen böyle şey. Peki bir an önce mi olayların olmasını istiyorlardı? Evet, evet. Aynen öyle. Hatta Kaan, biz normalde ailemiz bilerek yani nikah kıydık. Ondan sonra Kaan hep gizli nikah kıymak istedi. Hatta direkt nişan yapmadan kaçmak istedi. Ben dedim ki neden, zaten ailem istiyor. Evet. Hani zaten geliyorsun gidiyorsun, ailem biliyor. Hı-hı. Neden böyle bir şey istiyorsun? Yok benim kimsem yok, yok böyle, yok şöyle. Hep bahaneler buluyor. Ya annesi gizli varmış saklı işte, yapmak annesi istiyor. Var. Neden gizli saklı yapmak i̇şte. İstiyor? Birileri evi mi? Annesinin üstüne aynen. Geçirecek ya. Ev var ya, evi satmada o kendi annesinin üstüne geçirmek şeyin peşine düşmüş. Bir de o ara zaten 2-3 tane kızla da görüşüyor benimle beraber. Bana Facebook, Instagram, hiçbir sosyal medya hesabı kullandırmadı. Hı-hı. Benim numaralarımı falan da değiştirdi. Kendi numarasını da değiştirdi o ara. O çok ilginç sevgili izleyiciler. Ya anne kızın bu arada babanız, evet, ama babanız Mihrali Üstündağ 19 Şubat'ta hayatını kaybetmiş. Şey, Kaan'ın babası. Kaan'ın babası galiba. Evet. Onu hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla aileyle beraber yaşıyor. Annesiyle yaşıyor. Annesiyle beraber hı-hı. yaşıyor. Onlara karşı bir düşkünlüğü var. Peki, annesine çok düşkün. Aşırı derecede düşkün. Yani hocam bir şey söylüyordunuz. Biraz seni böyle izole etmiş toplumdan. Bu tür psikopatça davrananların hep önemli bir taktiğidir. Hem kulağına laf gitmesin diye hem de kimseden etkilenmesin diye evet. etrafıyla ilişkisini keserler. Sizi ablukaya alırlar. Aynen. Evet. Peki siz telefonunuzu değiştirmeye nasıl ikna oldunuz? Bir sürü akrabanız var, dostunuz var. Evet diye. İşte zaten iş yerimde de numaram falan var. Bana dedi ki değiştir işte, ondan sonra ben de değiştireceğim niye dedi. Niye peki değiştirme gerekçeniz ne? Ondan sonra dedi ki yeni temiz bir hayata başlayalım. Kimse aramasın bak. Geçmişten. Beni de aramasın, seni de aramasın. Böyle. Daha önce evlenmiş, boşanmış. Daha önce evlenmiş, boşanmış. Kaç kez? Bir kez. Biliyor muydun, o ne zaman öğrendin? Nikahtan 1-2-3 gün önce öğrendim ben. Ben de hani dedim bir şey olmaz dedim. Ne peki olacak? Seni aldattığını